you know. Evet sevgili Spor Toto severler, 44. hafta Spor Toto bültenine yeniden hoş geldiniz. Yine birbirinden muazzam, birbirinden seçmece güzel maçlar var. Yine güzel seçmişler, hem Brezilya'dan hem İsveç'ten hem Norveç'ten gerçekten sürpriz çıkabilecek çok güzel maçlar seçmişler. Bunları da gerçekten inceleyip sık dokuyorlar herhalde. Evet, düşüncelerimizi söyleyeceğiz yine her hafta olduğu gibi. Kendimize de nazar değdirdik gayet güzel bir şekilde. Geçen hafta 8'de kaldık ama yine videonun içeriğine baktığınızda, söylediklerime baktığınızda bazı maçlarda dikkat çekmişim ve o maçlarda sizleri sürpriz aramanız yönünde yönlendirmişim. Tabii ki bunları bütçesi olanlar yapabiliyorlar. Ben yine geçen hafta 16-16 mı yaptım, 32-16 mı yaptım, kendim de 8'de mi 9'da mı ne kaldım. Yani ben burada sizlere 256 veriyorum ama kendim onu oynamıyorum bütçeme göre. Hele de yaz sezonunda bu maçlar varken hep düşük bütçeyle oynamanızı öneriyoruz ama bütçe yüksek olmadan da tutturulamıyor. Geçen hafta baktığımız zaman 15 bilen yine yok. 4-200 küsur devretmiş bu hafta. 6 milyona koşuyor ortalama, 6 milyon olacaktır diye düşünüyoruz. Toto inşallah bu hafta bu 6 milyondan payımızı alalım, yoksa yine ağzımızın payını mı alacağız, bakacağız bakalım. Evet, 14 bilen de bir kişi var, yaklaşık 900 milyon kadar, 900 bin lira kadar pardon para almışlar. Almış o tek kişi ama yazan yok. Ben yazanlara baktım, bizim aramızda yine 12-13 bilen var, onları tebrik ediyorum. 30 kişi, 30 kolon daha doğrusu diyelim, 30 bin lira kazanmış. 13 bilen ve 12 bilen 427 kişi de 2500 civarı para kazanmış. Tebrik ederim kendilerini. Gerçekten zor bir haftaydı geçen hafta. Biz ne kadar yardımcı olabilmişiz. Yani mesela ilk iki maçı kazasız atlatmışız ama Capo Coenze Bahia maçında, hani Bahia'nın kazanmasının normal sonuç olduğunu ama Capo Coenze'den de bir sürpriz beklenebileceğini düşünerek ben sıfır almışım mesela, sürpriz aramak için. Bazen biliyorsunuz burada favori budur, evet bu yener ama ben sürpriz arıyorum, o yüzden şunu alıyorum diyorum ama bütçesi olanlar Bahia'yı alsın tabii ki diyorum. Orada Bahia'yı almış, bizim aradığımız sıfır sürprizi gelmemiş. Yine Amerika Mineiro ve Santos maçında da hani Santos 2-0 yenilmiş, burada başarısız olduk, beraberlikle sürpriz çıkabileceğini düşünmüştük mesela. Maçın normal sonucu Santos'un kazanmasıydı, yani en azından favori o görünüyordu ama biz yine sürpriz aramışız da sıfırla aramışız, olmamış, daha da sürprizin sürprizi gelmiş. Flamengo Fluminense maçında da yine bir sıfırla sürpriz aramışız ama 2 ile sürpriz gelmiş. Onun dışında 4-5 tane sıfır var herhalde bültende. Baktığımız zaman bunun 4-5 beraberliğin 4'ünü yakalayabilmişiz. Şunu diyeceğim, Orlando City'de başarısız olmuşlar. Yani New York Red Bulls'un deplasmandaki çok kötü olmasından dolayı hani sürpriz aramıyorum demişim ama tabii ki bazen de hani böyle takımlarımız var. Gremio mesela hani hala galibiyet alamadı ama bu maça mı denk gelecek? Habire Toto'ya alıyorlar. Yine aynı dediğim gibi New York Red Bulls'ta da hani yine galibiyeti yok deplasmanda ama bu maça mı denk gelir falan diye hep düşünüyoruz ama alamıyoruz. Yani orada da Orlando'yu deplasmanda yendi. Yine Chicago Fire Atlanta maçında direkt sıfıra aldım. Sürpriz aradım. Aslında maçın normal favorisi Chicago'ydu. Bütçesi olanlar Chicago'ydu. Alsın tabii ama ben sürpriz için sıfır arıyorum dedim. Sürpriz çıkmadı. Chicago aldı. Normal sonuç oldu. Real Salt Lake ve Norcoping maçlarında mesela Malmö favori olmasına rağmen yine gayet güzel sürprizi yakaladık. Ben bütçem olmadığından Bodo Glimt ve Molde maçlarında tek aldım ama ikisinden birinde en az ikisinden birinde sürpriz çıkabileceğini söylemiştim. Bodo'da beraberlikte sürpriz çıktı. Molde yenilerek ikisinde birden sürpriz çıktı. Ya bunların altını çiziyorum ama tabii sizde de ne kadar bütçe var. Mesela ben şöyle yapıyorum. Kuponumun birinde Bodo Glimt'te sıfırla sürpriz arıyorsam öbür kolonumda Molde'yi tek geçiyorum. Öbür kolonumda Bodo Glimt'te tek atıyorum. Bu sefer Molde'de atıyorum, sıfır sürpriz arıyorum ama işte aynı kolona denk gelmiyor. Önemli olan bütçe olup aynı kolona denk getirmek. Onun dışında Olds BK maçını yine 1-0'la sürpriz arayarak geçirmiştik. Son maçı da zaten kapatmıştık ve orada da beraberlik geldi. Kötü diyelim performansımıza da nazar değdirmiş olduk. Bu hafta yine neler yapacağız bir bakalım. Şöyle yine çalıştım ben. Sürpriz çıkabilecek çok potansiyel maçlar var ama tabii önemli olan aynı kolona denk getirmek. Başlayalım ilk mücadelemizden. Toto'nun ilk mücadelesi ayın 10'unda saat 16'da başlayacak arkadaşlar. Cumartesi günü, onu söyleyeyim. Siz de yine kontrollerinizi yapın da ayın 10'u cumartesi saat 16'da başlayacak mücadele. Malmö maçıyla başlayacak. Malmö'nün de Şampiyonlar Ligi'nden döndüğünü söyleyelim ve tekrar rövanşa gideceğini söyleyelim. Ama Toto'nun yine sırasıyla gidelim biz. Gremio internasyonel mücadelesi, işte baş belası Gremio yine geldi. Galibiyeti olmayan Gremio diyelim. Şimdi maçlarımıza şöyle geçmeden önce gönderdiğiniz like'lerden, beğenilerden ötürü teşekkür ediyorum arkadaşlar. 1000 seviyesini yine az da olsa aşmışız. Yine like'larınızı göndermenizi rica ediyorum ve her zamanki gibi özellikle bütün maçları tek tek yazmanıza gerek yok. Şu 2 maçta ya da şu 3 maçta ya da şu 4 maçta gerçekten sürpriz aranabilir diye fikirlerinizi yazın ki orada ben de elimden geldiğince yorumları okuyorum ve insanlar da gelip orayı bir forum gibi kullanıyorlar. Düşüncelerini yazıyorlar, birbirlerinize cevap yazıyorsunuz ve fikir olsun en azından. Ha bak, burada bu sürprize dikkat çekmiş.
İşte ne bileyim Şükrü de hani orada sürprize dikkat çekmişti ya da Şükrü favoriye gitmişti ama bak bu arkadaş sürpriz aramış gibi tekrar bir araştırırsınız, birbirlerinize de yardımcı olmuş olursunuz diye düşünüyorum. O yüzden ben de elimden geldiğince yorumları okumaya çalışacağım. Şimdi Gremio Internasyonel Mücadelesi'nde diyoruz ya, her hafta bu Gremio bir yerde bir patlatacak ama bir türlü patlatamadı. Hani bu hafta da oynadığı mücadelede yenildi Atletico Goianense'ye, daha sonra Palmeiras'a. Yenilgiler devam ediyor. Ligin son sırasında zaten Internasyonel'de Corinthians beraberliği vardı geçen hafta. Onu Toto da vardı herhalde, bilmiştik ama daha sonra São Paulo'ya yenildi. Ya burada da ben yine Grêmio'ya bir türlü güvenemiyorum arkadaşlar. Gerçekten her ne kadar Internazionale'de bakın sakat oyuncular da var. Orta sahadan, defanstan bu sakatların dönmesini bekleyin. Hani bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama cumartesi günü saat 4'te ilk maç olduğu için 3'te 2'de falan böyle yeter oldukça ilk maç saatine yakın saatte oynayayım ve bakın bu sakatlıktan belki 2-3 tanesi çıkar, yoksa dediğim gibi forvetlerinden, orta sahalarından, defanstan sakatlar var. Şöyle bir baktığımızda performanslarına, hani geçmiş senelerdekilere bakmaya gerek yok çünkü geçmişte kalmış onlar yani. Aralarında çok dengesiz maçlar oluyor. Ben Brezilya'daki maçları gerçekten sevmiyorum. Hani biri alır götürür dediğin maç bir tane, iki tane ya da üç tane çıkıyor ama diğerleri hepsi potansiyel sürpriz mücadelesi. Ama en azından Gremio'nun, yani Internazionale'nin deplasman performansı biraz daha oldu, iyi olduğu için, hani iyi derken hani Bahia'yı yenmiş, Capocoense'yi yenmiş, Mineiro ile ve Corinthians'la berabere kalmış Internazionale en azından. Ama Gremio da çok çok bir kötü olduğu için aslında bu maç direkt beraberlik diye bağırıyor bana göre. Ama bir tarafa dönse de ben yine Gremio'ya güvenemeyeceğim. Internazionale sakatları olsa da dediğim gibi ilk tercihim beraberlik ama bütçesi olanlar 2 alsın. Ben yine her hafta olduğu gibi 256'lık söylüyorum. Kuponumu 256'lık yaptım ama yine ilk tercihimi düşük bütçeli olanlar için söyleyeceğim. Sürprizleri de ekstra bütçeliler için söyleyeceğim. Beraberlik ile bitebileceğini düşünüyorum. Alırsa Internazionale 1-0 alır gibi geliyor bana. O yüzden 0-2 öneriyorum. İlk tercihim 0 olmak üzere. Palmeiras maçında sürpriz aramadım. Palmeiras Santos'la oynayacak. Yine ligin iyi takımlarından biri ve dediğim gibi hani ender güvenebileceğimiz takımlardan biri. Bir de şöyle baktığımız zaman mesela Santos iç sahada daha iyi bir takım ama dış sahada son sıralarda yer alıyor. Hani bazen siyahla beyaz gibi iç saha dış saha performansı farklı olabiliyor. Hani Palmeiras da kendi evinde iyi ama Santos dış sahada hani kupa dışında herhangi bir başarısı yok. Bilmiyorum bu maça mı denk gelir artık ama Santos'un bir de sakatı da var. Orta sahadan yine ilk 11 oyuncularından Alisson sakat, işte kalecileri sakat görünüyor. Bunlara bir bakın, dönecek mi dönmeyecek mi? O yüzden bayağı bir Palmeiras'a bakan bir maç. O yüzden sürpriz aramadım. Sürpriz isteyen veya sürpriz denemek isteyen yüksek bütçeler oluyor. Bunu ekstradan söylüyorum. Hani sizlerin arasında 2, 4, 6 liralık oynayan da var. Evet onlar 1 alsın ama bir de birkaç mesela 1.152 liralık 3 tane 4 tane kupon yapıyor adam. 5 bin lira gömüyor. Onlar da sıfırla sürpriz arasın en fazla. Ben Santos sürpriz çıkacağını sanmıyorum. Bu sakatlarıyla beraber değilim. Ben 1 aldım. Paranense Baragantino. Bakın bu maçın altını çiziyorum. Bütçesi olanların direkt kapatması gereken bir mücadele. O kadar tehlikeli. Hani Paranense de iyi, Baragantino de iyi. Her ne kadar son maçında Baragantino 1-0 öndeydi, Kuyba ile oynuyordu ama son dakikalarda gelen gole engel olamadı. İşte bir şekilde tek kalede oynasan adam bir kere geliyor, bir serbest vuruş, bir duran top, bir korner, bir şey. Bir kaçırdığın zaman 1-1, sonra üstüne yattı mı gidiyor işte. Bragantino'nun takılmayacağı bir maç gibi görünüyordu. Ligde ikinci ve üçüncü sırada yer alıyorlar. Dediğim gibi performansları oldukça iyi iki takımın da. Ne olsa şaşırmayız. Hiçbir o sonuç olsa şaşırmayız. Her iki takım da yenebilir. Baktığımız zaman hani hep diyorum Red Bull'un sponsor olduğu takımlardan biri. Her bültende hatırlatıyorum, Bragantino iyi kadro kurdu. İyi de hücumda oynuyor. Bol bol gol arıyor. Geriye de düşte gol aramaya devam ediyor. Hani öne de geçse yine devam ediyor ama Paranense ile gerçekten zor bir maç oynayacaklar. Defansında ve Bragantino'nun bir tane sakatlığı var. Bu maçı bütçesi olanlar için tabii kapatılması gerektiğini söyledik. Ben de kapatmıştım ilk başta ama bütçe çok çıkıyor. Bir tane tercihi çıkarmam gerekti. Ya bir sıfır aslında ağırlıklı görüyorum. Böyle 1-1-2-2 gollü bir beraberlik çıkabilir ama dönerse de bir Bragantino'yu da neden? Bak sadece onu söylüyorum. Toto'da ben Nesine neden bakıyorum? Nesine biliyorlar tuttur. Onların yüzdelerine bir bakarsınız. Burada o sitede oynayanların yüzdesi o biliyorsunuz. Bir de iddiada oynayanlar var. Yani ortalama bir fikir sahibi olursunuz. Sanki daha çok Paranense tarafına oynanmış gibi ev sahibi olmasının da avantajıyla çoğu kişi 1-0'a gidecektir. Ama ben 0-2'ye gittim. Bragantino'ya biraz daha güvendim. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan ve hücumu düşünen bir takım, atıyorum son dakikalara 2-2 girilse bile 90'da 88'de hala gol pozisyonuna girebilir diye 0-2'ye gittim. Biraz da işte Toto'daki %24 oynanma yüzdesinden dolayı. Yani 0 tercihi normal. Aslında maçın dediğim gibi 1-1-2-2 berabere bitmesini düşünüyorum. Bütçesi olanlara kapatmalarını öneriyorum. Ben iki tercihe düşürdüm. Onu da 0-2'den yana kullandım ki iki tercihim sürpriz tercihtir. Ona söyleyeyim. Onu hatırlatayım yani. Evet.
Buraya kadar hala like yapmayan varsa arkadaşlar hatırlatıyorum, arada unutuyorsunuz, aşağıdan şu like işaretine ya da dislike'a da basabilirsiniz. Görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Biz burada sonuçta düşüncelerimizi söylüyoruz. Hepsi çıkacak diye bir şey yok. Bazen 11, 12, 13 yapıyoruz. Bazen 8'de, 9'da kalıyoruz ama neyi neden tercih ettiğimizi söylüyoruz. Aynı fikirde olduklarınızı alırsınız. 8, 9, 10 tane. 3-5 maçı da değiştirirsiniz. Bir de yorumlardan da faydalanın, aşağıya dedim ya. Sürpriz tercihlerinizi yazın. Oradan birbirinizden de faydalanın. Gelelim. Like'larınızı gönderdiyseniz kaldığımız yerden devam edelim. Amerika Mineiro, Atletico Mineiro mücadelesi var. Bu maç da çok tehlikeli bir maç arkadaş. İşte bu Brezilya maçlarının içinden çıkamıyoruz. Gerçekten çok zorlanıyorum yani. Atletico Mineiro deplasman takımı burada favori konumda aslında baktığımız zaman ki zaten ligde konumlarına baktığımızda da o şekilde. Dördüncü sırada yer alıyor. Amerika Mineiro'da 15. sırada yer alıyor. En son Fortaleza'dan 4 yemişlerdi. 4-0 yenilmişlerdi. Şöyle bir baktığımız zaman Atletico iç sahada da dış sahada da daha iyi. Yani Américo Mineiro'ya baktığımız zaman ve deplasman takımında bir tane orta sahada sakatlık görünüyor. Gerçekten işin içinden çıkamadığım bir maç. Beraberlik tehlikesi olmakla beraberlik tehlikesi de var. O yüzden en az iki tercih yapılmalı bence. Hani 1 liralık 2 liralık oynuyorsan bile buna bir sıfır da koy mutlaka. Ben Atletico Mineiro ve beraberlikten yana kullandım tercihimi. Amerika takımının sürpriz yapabileceğini düşünmedim. Ama yani 2'nin yanına ya sıfır ya 2 koy, şey 1 koyun yani. Ben 0-2'den yana kullandım. Atletico Mineiro'nun bu performansıyla yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bu maçı 0-2 olarak geçtim 256'lık kuponumda. Şimdi Recife Fluminense mücadelesi var. Bu maça da şöyle bir baktığımız zaman iki takımın da şeylerinin yakın olduğunu görüyoruz. Performanslarının yakın olduğunu görüyoruz. Çok dengesizler. Hani böyle üst üste bir galibiyet serileri yok. Recife 17. sırada, Fluminense 10. sırada. Hani birbirleriyle oynadıkları maçlarda da her türlü sonucun çıktığını görüyoruz ve Recife'nin performansı biraz daha düşük. Hani biraz daha defansif bir takım. Biliyorsunuz oyunu tutmaya çalışıyor, gol atıp üstüne yatmaya çalışıyor. Palmeiras'ın biraz daha zor 1-0 yendiği bir takım yani. En son Atletico Goianense ile 1-1 berabere kaldı. Fluminense de hani benzer, sanki çok böyle beraberlik çıkacak gibi ama Recife'de defansta bir tane sakat var. Defansta hatta iki tane sakat var. Bunlar dönüp dönmeyeceğine bir bakalım. Yani zorlanacaklardır diye düşünüyorum. Yine maçı beraberliğe kitlemeye çalışacaklardır. O yüzden sürpriz çıksa da en fazla sıfırla çıkar. İlk tercihim Fluminense benim. İkiyi koydum önce. Bütçesi olanlar bir de sıfırı da alsınlar. Recife galibiyeti beklemiyorum. Dediğim gibi düşük bütçeliler için 2, bütçesi olanlar için 0-2. Benim kuponumda 0-2. Recife galibiyeti beklemiyorum. São Paulo, Bahia mücadelesi. Şimdi bu mücadeleye baktığımız zaman São Paulo kendi evinde, evet, favori olan taraf. Kendi evinde galibiyete yakın olan taraf. Ama Bahia bu sene performansı iyi. 10 maç sonunda en azından 6. sırada yer alıyor. São Paulo son sıralarda yer alıyor. Önce sakatlara baktığımız zaman ev sahibinde forvetlerinden ve orta sahalarından birinin sakat olduğunu görüyoruz. Bahia'da da defansta bir tane sakat var. Şöyle iç saha dış saha olarak değerlendirdiğimizde yani São Paulo en son Bragantino'ya kendi evinde yenilmiş. Cuiabá ile berabere kalmış. Capocoense yani biraz daha güçsüz takımlara karşı bile São Paulo'nun performansı bu sene biraz dengesiz yani. Hernan Crespo gibi bir efsane var takımın başında biliyorsunuz. Şöyle bir baktığımız zaman bu mücadeleye de ben aldığım tercih ya São Paulo'nun yenmesi yönünde ki o daha çok oynanmış ya da Bahia'nın bir sürpriz yapabilmesi yönünde. Dediğim gibi iki dengesiz takımda bu sefer beraberlik almadım ben. Ya São Paulo yenecektir normal sonuç ya da %23 oynanma yüzdesi olan Bahia'da burada bir sürpriz yapabilir. São Paulo'nun dengesizliğinden dolayı ilk golü Bahia atarsa sanki yenebilir gibi geliyor bana. O yüzden 1-2 aldım. Burada sıfıra gitmedim. En az iki tercih yapılacak maçlardan biri. Yine altını çizdiğim maçlardan biri. Juventude Goianense maçına baktığımız zaman yine yani zor bir maç. Çok 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 böyle beraberliğe bakıyor. Sanki 0-0 1-1 berabere bitebilecek bir maçmış gibi. Hani şöyle bir baktığımızda mesela Juventus'da kendi evinde biraz daha iyi bir takım gibi görünüyor. Goianense'de dış sahada biraz daha iyi bir takım gibi görünüyor. Şöyle performanslarına baktığımızda Juventus'un dediğim gibi kendi evinde Recife'yi, Flamengo'yu, Gremio'yu falan yenmişliği var. Goianense yani Paranaense yenildi, Atletico Mineiro'ya yenildi, Gremio'yu yendi. Yani dengesiz takımlar ama sanki bunlar yenişemeyecekmişler gibi. Goianense'nin orta sahadan önemli bir oyuncusu sakat. Juventus'da tam kadro.
Burada dediğim gibi işin içinden çıkamadım ve berabere kalabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki Juventus ev sahibi olduğu için ve ev sahibindeki performansı daha iyi olduğu için bütçesi yüksek olanlar bir Juventus'a da bir koyabilirler. Ama ben sanki 0-0 1-1 bir beraberlik bekliyorum bu mücadeleden. O yüzden tek 0 olarak aldım, haftanın beraberlik mücadelesi olarak seçtim ve risk alarak tek 0 aldım. Dediğim gibi bütçesi olanlar bir de Juventus'a tarafına işaret koyabilirler. Şimdi gelelim İsviçre. Malmö Sirius mücadelesi ve Toto'nun ilk mücadelesi. Tehlikeli bir maç ve her zaman ilk maçları ben en az iki tercihle geçirilmeli ki kazasız belasız atlatalım diye her zaman söylüyorum. Tanıyanlar bilir. 1.25 oranı var iddiada. Çok fazla banko diye tabir ettiğimiz, aslında banko diye bir şey yoktur futbolda biliyorsunuz, ama çok düşük oran vermişler. Ama Sirius'un da bu sene 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyeti var. Üçer üçer gitmiş. Deplasmanda da fena değil aslında. Oynadığı 5 maçın ikincisinde berabere kalabilmiş, bir tane galibiyeti var ve dediğim gibi Malmö Riga ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinin şeyine gidecek, rövanşına gidecek. 1-0 kazanmışlardı kendi evinde ve Tovenon diye bir tane forvetleri de sakat görünüyor. İlk 11'de oynamış, 8 maçta 7 maçında ilk 11'inde oynamış. Burada Malmö'ye yakın bir maç evet, ama Sirius'un da mutlaka ve mutlaka şeyi var. Sürpriz yapma potansiyeli var. Malmö'nün yenmesi normal sonuçtur. Öncelikle biri öneriyorum. Evet alın, ama yanına mutlaka bir sıfır alın ki, yani ben sıfırla sürpriz aradım. Yani sürpriz aranacak maçlardan biri, onu söyleyeyim. Malmö'nün hem Şampiyonlar Ligi'nden dönmüş olması, yorgun olması, Sirius'un deplasmanlarda sürpriz yapabilme potansiyeli ve Malmö'nün tekrar Şampiyonlar Ligi maçı rövanşına ve deplasmana gidecek olması faktörlerinden dolayı bir işaret daha konulmalı. Malmö'nün yenmesi normal sonuç. Belki bakarsın 2-0 alır, ama bir bakarsın 1-1 de beraber biter. Ya yani bana göre sürpriz şeyle çıkar, beraberlikle çıkar. İsteyen 1-2 alsın, ama ben 1-0 öneriyorum. Ama en az iki tercih konulmalı dediğim sebeplerden dolayı ve Toto'nun ilk maçı olduğundan dolayı. AİK Solna Varbergs mücadelesi. 9. maçımız burada da ev sahibine bakan bir maç. Evet ev sahibi favori. 2-0, 3-0 direkt net alabilir. Öyle gibi görünüyor. Çünkü Varbergs son sıralarda yer alıyor. 9 maç sonunda 8 puan toplamış. Ama AYK'nın da öyle çok güvenilir bir performansı yok. Ama baktığımız zaman evde ev sahibi olarak daha iyi olduklarını görüyoruz. Bir de Varbergs gibi takım da orta sahadan ve defanstan direkt ilk 11'i etkileyecek oyunculardan, orta sahadan bir, defanstan iki oyuncusu. Biri sakat, ikisi cezalı. Şimdi bu tür takımlarda bunlar etkiler mutlaka. Bu sebeplerden dolayı ben AYK'yı daha yakın görüyorum. Bütçesi olmayanlar direkt bir koyabilirler, ama ne olur ne olmaz. AYK'nın dengesiz performansı var. O da aman aman galibiyet serisiyle giden bir takım değil. Sürprizi de sıfırla arayın en fazla. Ben bir sıfır koydum 256'lık kuponumda, ama ilk tercihim bir AYK'nın alması yönünde bu sebeplerden dolayı. Dediğim gibi bütçesi olanlar sürprizi en fazla sıfırla arasınlar. Bir Varbergs galibiyeti beklemiyorum açıkçası. Gelelim Mjällby Norrköping mücadelesine. Yine oldukça zorlu maçlardan biri. Norrköping'i geçen hafta tahmin edebilmiştik biliyorsunuz. Malmö'nün favori olduğu maçta Norrköping'in yenilmeyeceğini söylemiştik. 1 ve 0'ı almıştık. Norrköping'in evindeydi mücadele ve o mücadeleyi 3-2 kazandı Norrköping. Gayet güzel oldu. Sürprizin de sürprizi gelmiş oldu. Malmö Şampiyonlar Ligi maçı öncesi puan kaybederek başlamıştı. Şimdi Mjällby'ye baktığımızda, yani 9 maçta 2 galibiyet alabilmiş. Burada sürpriz yapabilir mi? Yani daha önce aralarında oynadıkları maçlarda Mjällby mesela geçen sene ve evvelki sene hep kendi evinde yenmiş Norrköping'i, ama bu seneki performanslarına baktığımızda Mjällby yine kendi evinde daha tehlikeli gibi görünüyor. Yani daha tehlikeli derken kendi çapında, hani mesela 4 maç oynamış içeride ama kaybetmemiş. 2 galibiyet almış, 2 beraberlik almış, ama bunları hani kime karşı oynamış diye baktığınız zaman Norrköping gibi çok güçlü takımlar var mı? Şöyle Haken'le berabere kalmış. Östersund, Degerfors'tan bunları şey yapmış, ama Varbergs'le berabere kalmış. Ya burada defansta Mjällby'nin bir tane cezalı oyuncusu var. Bak direkt ilk 11 oyuncusu. Norrköping'in de defansta bir tane cezalı oyuncusu var. Ben direkt beraberlik aldım bu mücadelede. Sanki yenişemeyeceklermiş gibi, ama dönerse ve bütçeniz varsa alacağınız tercih sizi şeye götürecektir. Bana göre Norrköping tarafıdır, ama Mjällby de çok sürprizdir. Hani %27, %27 Mjällby galibiyeti ve beraberlik. %46 Norrköping'i bir tık daha önde görüyorum ben, ama Mjällby'den de korkmuyor değilim. O yüzden sanki beraberliğe yatabilir, kurtarabilir. O yüzden sıfır aldım risk alarak. Yine beraberlik mücadelesi olarak gördüm, ama dönerse Norrköping'e döner gibi sanki. Bütçesi olanlar da yine Norrköping'i işaretleyebilirler, ama ben bir sıfır tehlikesi görüyorum. 11. maçımız Elfsborg Örebro mücadelesi. Yine
Tek geçtiğim maçlardan biri, şöyle bir incelediğim zaman Elfsborg'u galibiyete yakın görüyorum. Sürpriz aramalı mıyız diye bir baktım. Tabii bütçe meselesi de sonuçta. O Rebro son sırada ve oldukça zorlu takımlarla oynadı. Malmö'yle oynadı, Norrköping'le oynadı, Djurgården'la oynadı. Yani zorlu maçlardan çıktı artık. Hani Elfsborg da tabii ki bu zorlu takımlardan biri, sonuçta ligin 3. sırasında yer alıyor ve Elfsborg, ama dediğim gibi Elfsborg dış sahalarda daha etkili olabilen bir takım ve şu an Örebro deplasmanda. Örebro'nun da deplasmanda 5 maçta bir galibiyeti, 4 mağlubiyeti var, onu söyleyeyim. İki takım da tam kadro gibi görünüyor. Yani kendi evinde Elfsborg'un kazanabileceği bir mücadele olarak görüyorum. Ben o yüzden tek aldım. Dediğim gibi bütçeden dolayı, sonuçta habire binlerce oynayamıyoruz. Ha, bütçesi olan, benim bütçem var derse, bir kuponunda atıyorum 3 tane 1.152'lik yapacaktır. Birinde tek geçiyorsa öbüründe 1-0 geçsin. Örebro galibiyeti beklemiyorum ama 1-0 aranabilir. Ben tek geçtim, 1 olarak aldım Elfsborg takımını. Şimdi Rosenborg Christiansund mücadelesi. Rosenborg'un düşük performansı devam ediyor. Güven vermiyordu bize zaten. Şimdi Christiansund gibi çok diri bir takımla ne derler, oyunu tutabilen, mücadele gücü yüksek ve zaman zaman sürpriz yapabilecek bir takım olan Christiansund'la oynuyor. Rosenborg en son ne yapmıştı? Ögzend'i yenememişti ve Olsbek'a ile berabere kalmıştı. O mücadelede de yine yakalamıştık sanırım Rosenborg'un galip gelemeyeceğini ve bu mücadelede de normalde Rosenborg'un kendi evinde kazanması lazım ama Rosenborg bu sene kötü. Dediğim gibi Christiansund bu performansıyla Rosenborg'dan puan alabilecek potansiyeli var. Ayrıca Rosenborg'da forvetlerinden ve orta sahalarından birer sakatlığı var. Onu da söyleyelim. Rosenborg'un bu performansı, yani dediğim gibi karşısındaki takım dişli olduğu için aslında biraz daha düşük profilli bir takımla oynasa evet Rosenborg'u tek geçelim diyeceğim ama korkutuyor beni. O yüzden sürpriz arıyorum ben yine. Rosenborg %55 ile güvenilmiş bir takım. Kendi evinde evet normal sonuç, bakın buna bir şey demiyorum. Burada Rosenborg'a gitmek normal favori ama ben yine Rosenborg maçlarında aradığım sürprizi arayacağım. İlk planda beraberliğin çıkabileceğini düşünüyorum ben. Daha sonra 2'yi de aldım. 0-2 tercihim yani. İlk tercihim 0. Daha sonra Christiansund bir sürpriz yapabilir. Çünkü Rosenborg öne geçse de son maçında da hani öne geçti 2-1, sonra topu rakibe veriyor, geri geliyor. Yani böyle olduğu zaman her zaman takım gelip senin üstüne gol arar, atabilirse de bütün pozisyonlardan biri gol olur yani. Öne geçtikten sonra devam etmiyorsun ki. O bakımdan dediğim gibi Rosenborg öne geçse bile Christiansund yakalar gibi. Onlar da son maçlarında bırakmadılar. Hafta içinde muazzam bir maç oynadılar biliyorsunuz. Hangi maçta onu hatırlamıyorum. Yine gollü oldu. Önce bir Bran maçıydı sanırım. Evet, Bran maçıydı. Önce bir geriye düştüler, sonra 2-1 öne geçtiler ama daha sonra Bran yine beraberliği yakaladı. Yine oyunu bırakmadılar ve kazanmayı bildiler yani. Öyle dirençli bir takım. O yüzden sürpriz aranabilir bu maçta. Hani bu kadar altını çizdim, bu kadar konuştum. İnşallah burada da bir 0 ya da 2 sürprizi çıkar diyelim. Ben 0-2'ye gittim. İlk tercihim 0, daha sonra 2. Mutlaka 2 tercih yapılmalı. Rosenborg'a git, tek geçenlere hiç sözüm yok. O normal sonuç zaten ve favori olan taraf. Viking Stromgostet mücadelesi. Bu da yine tek geçebileceğim maçlardan biriymiş gibi geldi bana şöyle biraz incelediğimiz zaman. Viking Stromgostet'te oynayacak. Bu da neden dolayı tek geçtim? Şöyle ki, şimdi Viking tabii 5. sırada ve şöyle bir baktığımızda iç sahada fena olmayan bir takım ama Stromgostet dış sahada kayıpları oynuyor. 5 maç oynamış, bir tane beraberliği, 4 mağlubiyeti var. Bu anlamda Viking kendi evinde daha çok puan topladı ve daha iyi olduğu için Stromgostet'te deplasmanlarda hani kayıpları oynuyor. Çok bir varlık gösteremiyor. O yüzden Viking'e burada güvenebiliriz gibi sanki geldi. Ev sahibinde defansta bir tane cezalı oyuncu var. Belki yüksek bütçeli olanlar sıfırla bir sürpriz arayabilirler. Benim bütçem olmadığı için direkt bir geçtim bunu. Onu söyleyeyim ama sürpriz çıkarsa beraberlik de çıkar. Ama normal benim gibi düşük bütçeli olanlar direkt biri alabilirler. Ben Viking'i direkt bir aldım. Dediğim gibi sürpriz düşüncem en fazla sıfırlı olur. Vålerenga Lillestrøm mücadelesi yine tehlikeli maçlardan biri. Bakın bu Vålerenga Lillestrøm zaman zaman hücumda etkili olabilen, sürprizler yapabilen bir takım. Her ne kadar Vålerenga kendi evinde çok favori gibi görünse de Lillestrøm'den bir sürpriz beklenebilir. Muazzam performansları var. Mjøndalen'i yendiler. Brann'ı deplasmanda yenemediler ama Rosenborg'u yendiler. Tromsø'yu deplasmanda yendiler. Yani dengesiz, sağ solu belli olmayan bir takım. Vålerenga da 3. sırada şu anda. Onlar da oldukça etkili. Tabii ki Vålerenga'ya bakan bir maç. Oraya daha çok dönük. İki takımdan da birer forvet eksik görünüyor, sakat görünüyor. Vålerenga normal sonuç olacaktır. Eyvallah, tamam onu aldım ama ben bir yanına da sıfır aldım. Yani sürpriz aranmalı dediğim maçta siz istiyorsanız 2 ile alın. Ben bazen 1-2 diyorum mesela São Paulo maçındaki gibi. Bazen de lan bu takım yapsa en fazla beraberlik kurtarır diyorum ama Lillestrøm öyle bir takım değil. Ben galip gelse de şaşırmam yani ama altını çizeyim. Ben bazı maçlarda altını çiziyorum ya, 5-6 maç, 7 maç neyse. Orada bir sürpriz bir arayın, bir düşünün tekrar, bir yorumlara bakın. Siz de mesela o benim sürpriz arayın dediğim maçta
İşte Christian Sut maçında veya Valerenga maçında kim ne demiş bir bakın araştırın. Dediğim gibi bir normal sonuç ama bir sıfırı da Lil Storm'un sürpriz yapma potansiyelinden dolayı sıfırla sürpriz aradım. İstiyorsanız siz ikiyle arayın. Anlatabilmişimdir umarım. 1-0 olarak aldım ben. Şimdi Molde Odds BK mücadelesi geçen hafta yenildi Molde. Yine oldukça favori görünüyor Malmö maçındaki gibi oranı da yine. Molde evinde oldukça favori. Ligde lider zaten. Ne yapabiliriz bu maçta diye baktığımız zaman Osbeka da orta sıralarda. Hani 1-2 maçlarını da izlemişliğim var. Osbeka geriye düştüğü zaman pek de bir şey yapamıyor açıkçası. Ya bal yapmayan arı gibi çalışıyorlar eyvallah. Beğeniyorum ama bal yapmayan arı gibiler. Ve bir de şöyle bir faktör var. Hani burada bir sürpriz arasam mı buraya bir bütçe ayırsam mı dedim. En son sakatlara bir girdim abi. Osbeka'nın en golcü oyuncusu. 10 maçta 9 gol atan ve takımın en çok gol atan oyuncusu Bakenga cezalı. Ben bunu gördüğüm zaman zaten Molde gibi bir takım var. Zaten şey olmuş gelmiş, mağlup olmuş geçen hafta. O yüzden sürpriz aramadım. Direkt Molde'yi bir geçtim. Bütçesi olanlar da sürprize en fazla sıfırla arasınlar. İkiye gitmesinler. Öyle diyorum da inşallah golcü oyuncusu yokken şey yapmaz. Bots'tan bir sürpriz beklemiyorum. Direkt bir geçtim. Benim şunu yaptım, bunu yaptım. Kuponumda dediklerim 256. Buradan 2 ya da 3 tercih çıkarıp kendim 2 tane 16 ya da 2 tane 32 yaparım. Sizlere de o şekilde öneriyorum. Bütçesi olanların daha çok şansı olduğu ve sanki Brezilya'daki maçların daha çok belirleyeceği. Gerçi Brezilya'dan da 1-2, İsveç'ten de 1-2 tane, Norveç'ten de 1-2 tane. Yani 5-6 sürpriz bekliyorum inşallah. Bu hafta en az 12-13 maçta sizlere yardımcı olabilirim. Hedefimiz 14-15 tabii ki ama yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Özellikle sürpriz maçlarınızı yorumlara yazmanızı bekliyorum. Daha fazla okuyup daha fazla cevap vermeye çalışacağım. Benim düşüncelerim bu kadar. Toto'da biliyorsunuz ne kadar favoriye de gitseniz, sürprize de gitseniz yani sürpriz aramadan zaten olmuyor. Hayırlısı diyelim. Hepinizin kupon şansı bol olsun. Like yapanlar inşallah en az 13-14 bilirler. İnşallah 15 bilirler diyelim. Bir sonraki Toto bültenimizde görüşmek üzere. Kupon şansınız bol olsun. Hoşça kalın.